Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugünkü konu limitations dediğimiz, daha doğrusu benim dediğim kısıtlamalar. Yani bir sınıfın veyahut bir öğretmenin hangi gün dersleri var veyahut hangi saat dersleri var, bunu göreceğiz. Tabii sınıflarınkini nispeten yapmışım, biraz daha farklı yaptım ama fark etmez. Önemli olan bir tanesini göstermem yeterli değil. Geri kalanlarını az çok mantığını en azından öğrenmiş oluruz. Şimdi burada veri yapısının nasıl olduğu biraz önemli ve buraların nasıl düzenlendiği önemli. Şimdi benim elimde günler diye bir verinin olması lazım. Nerede kullanmışım bilmiyorum ama bir yerde günler olması gerekiyor. Days. Main'de olması lazım. Bakın burada günleri oluşturmuşum. Küçük harflerle yazmışım ama sorun değil. Bu bir statik, bu arada statik oluşturmuşuz. 7 elemanlı bütün günler var. Daha sonra bu günler sadece ve sadece şurası için kullanılıyor. Buradaki veri ise işte sınıfın veyahut öğretmenin işte veri yapısı var. Onu da göstermekte fayda var. Shared içerisinde olması lazımdı. Neredeydi? Buralarda bir yerde olması lazımdı. Ama neyse, buradan bakabiliriz. Şimdi Teacher Limitations nerede? Batch Timetables'da. Buraya geliyoruz. Timetables Teacher Limitations nerede? Bu arada bunu kaldırmak da fayda var. Bir işime yaramıyor. Bunu kaldıracağım. Tamam. Burada bir hata verecek. Onu da düzeltelim hemen. Şurası iptal. Ondan sonra bir tane daha hata verecek. Şurası iptal. Tamam. Bir tane de şurada. Bunu da iptal edelim. Tamam. Bu kadar. Şimdi timetables'ta ne vardı? Teachers limitations. Buraya baktığım zaman ben bunun veri yapısını değiştirmişim. HashMap düzenini yapmışım ama bunun sebebi şu: her öğretmenin veri yapısının tamamı burada. Ama bir de teacher limitations var. Yani öğretmene ait limitations'lar var. Bu da nerede? Onu da bir görebilirsek. Teacher limitations. Bakın bu da teacher dosyasında, daha doğrusu klasöründe şurada. Burada tanımlanmış ki bu da zaten burası teacher limitations. Bu ne? İşte bir tane vektör var. Teacher limitation struct içerisinde var. Bu da nerede? Shared MSGS burada yani. Teachers şuradaymış. Ben az önce bunu niyeyse görmedim. Bakın burada. Hangi öğretmen? Hangi okul? Bu çok gerekli değil gerçi ama yine de o bilgi orada kalsın. Hangi okulun hangi grubu, hangi gün, o güne ait saatler. Veri yapımız bu. Şimdi her öğretmenin verisi 7 tane bundan olacak aslında. Çünkü her bir gün için bir tane hours var. İşte mesela burası 1 olacak, burada 8 tane boolean olacak. İşte burası 2 olacak, burada 8 tane boolean olacak şeklinde. Yani buradaki bir veri şuradaki bir günü tutacak. İkinci veri bunu tutacak. Üçüncü veri burayı tutacak. Dördüncü veri burayı tutacak şeklinde tasarlandı. Ve yani benim tasarımım en azından bu. Şimdi burada önce bir şuraları bir silelim, baştan yazalım. Limitations burada. Burayı bir alalım. Bunların hepsini ben bir sileyim. Hepsini silelim. Şurası kalsın mı? Bu
Hepsini silelim. Oo, hepsini dedik ama hepsini silmeyelim şimdilik. Şöyle bir tamamını siliyormuş gibi yapalım. Baya bir kod yazmışım ama bunlar boşa gidecek. Biraz da üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Şunları sildik. Şimdi burada bir hata verecek. Burayı teacher home demiştik. Schedule sildiğimiz için bir tane schedule dosyası oluşturalım öncelikle. Şunlar benim işime yaramıyor. Bu dosyayı bir kaldıralım. Buraya bir tane pub bn schedule table. Bu bize bir tane IMP'li element versin. Yani limitation kısmının tamamını burası tutacak. Peki limitations nasıl oluyor? Şöyle göstereyim, sınıflarda gösterelim. Bakın mesela burada şuranın komplesini düşünün. Bu bir row aslında. Column da yapabiliriz. Ama ben burayı row olarak tutacağım. Şöyle graph.io'dan çizersek ama burayı da çok sevmedim, yalan olmasın. Boş diyagram diyelim. Oluştur diyelim. Kayıt. Şöyle burada işte tasarımını da çok beğenmedim. Burada çizgi de çizemiyorum. Niyeyse biraz zorluyor beni. Şöyle düşünün. Burası öğretmenlerin olduğu yer. Burası limitation, burası aktivite ekleme yeri olacak. Aktivitelerin olduğu yer. Buraya henüz gelmedik. Biz şu an buradayız. Dolayısıyla ben bunu tek bir şu düzden bir row olacak. Dolayısıyla ben buraya bir row ekleyeyim. Daha doğrusu yok. Şuranın sadece şurayı kontrol ediyoruz. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde şu kısmı tek ele alırsak column aslında. Bir column var. Şu kısım kalımın birinci elemanı, şu tablo, şuradaki butonlar da ikinci eleman şeklinde olacak. Şu kalım mesela bir eleman ekledik ya kalıma. Şu tablonun kendisi de bir row olacak. Tablonun kendisi ve row'un birinci eleman, row'un ikinci eleman. Row item, 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 item. Row için. Çünkü baktığınız zaman yatay bir şekilde elemanları var. Buradaki her bir eleman ise mesela bakın burası row item ama buradaki her bir eleman ise row item'ın içinde de biz bir tane column oluşturacağız. Column item, 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 item diye gidecek. Yani row içinde column, row item içinde column. Burası mesela row item, buradaki her bir elemanda column'ın elemanları. Burası row item, burası column items. Burası row item, burası columns item. Bütün her biri column'un bir elemanı olarak geçecek. Tasarımı buna göre yapacağız. Geliyorum o halde ben bir tane column new item. Item burada ne olacak? Birinci eleman şu. Şunun tamamı. Ben o yüzden geliyorum buraya item olarak diyorum ki table. Ama henüz table'ı tabii tanımlamamışız. Bn table. Yine IMP'le element. Sonra bu table'a baktığım zaman az önce anlattığım gibi bu table bir tane row. Ben buraya row new item. Bu item ne peki? Bir günler. Buraya geliyorum. Fn base. IMPL element. Burası days olacak ya. Birinci eleman şurası aslında ben elle burayı yükleyeceğim. Burası ise
Pardon, burası saatler. Gün diyorum da aslında burası horse olacak. Pardon. Horse. Sonra geliyorum. Horse nereden gelecek? Horse bizim buradaki grubun günlük ders saati sayısına göre gelecek. Orayı birazdan okuyacağım zaten. Ama nasıl oluşturuyoruz? Şimdi row, bu row'un bir elemanı olacak ama burası bir column. Column'ın birinci elemanı, ikinci, üçüncü, dördüncü elemanı diye. Geliyorum buraya. Column new. Birinci item'ı elle ekliyorum. Günler, saatler diye. Bu birinci item. Ama diğerleri items. O günler bilgisi toplu halde eleman ekleyeceğim için item, items. Çünkü hiç değişmeyecek. Sabit orası. Bunu nasıl oluşturacağız? Geliyorum buraya. Days. Bakın burada şu var. Days. Map. Day. Yani days'in her bir elemanına ben day diyorum. Sonra geliyorum buraya. Diyorum ki ne olsun bu? Label olsun. Label mi olsun? Buton olsun. Hatta burayı da buton yapalım. Çünkü her bir item buton olacaksa bu da buton olsun. Şöyle. Bunu nesne olarak eklediğim zaman kontrolü daha kolay oluyor. Bu arada. O yüzden genelde eğer kontrol etmek isterseniz bu şekilde eklemeniz daha iyi olur. Çünkü ben bunun boyutunu, cartını, cürtünü falan filan daha iyi hesap ayarlayabilirim. Şimdi geliyorum buraya. Burada da günlerin her biri bir buton. New, label. Labeli ne? Day. Day'in kendisi. Bir bakalım. Item ha. Item horse. Şimdi bir hata daha. Great teacher limbs. Burayı silelim. Burayı ben daha sonra oluşturacağım ama şimdi acelesi yok. Bir sürü hata çıkabilir. Şurayı da şimdilik iptal edeceğim. Daha sonra ben bunları anlatacağım. Daha iyi olur en azından anlaması. Ders bu arada uzun sürüyor. Bilginiz olsun. Tekrar limitations'a gelelim. Yüklenmiş. Bir bakalım nasıl oluyormuş. Öğretmenlere geldik. Seçelim. Bakın oldu. Dikkat ederseniz oldu ama kötü oldu değil mi? Evet. Şu aktivite kısmını da daha sonra ben burayı düzenlerim. O önemli değil. Peki bunu şimdi ne yapacağız? Geliyorum. Bakın gayet güzel. Ne yapıyoruz? Buraya geliyorum. Bakın. S bits exact yani sabit bir bit ver. Benim niyetim şu. Genişlikleri tamamının sabit olsun diyorum. Bu ayrı tabii. Şuradakilerin aslında daha önemli. Buna sallıyorum. Ne olsun? Genişliği 75 olsun. Aynı şekilde geliyorum. S height. Bu da exact. Buna da 25 diyorum. Şimdilik. Tabii ileride değiştirirsem hepsini değiştirmem lazım aslında ama bir tane sabit oluşturmak bunun için daha iyidir. Aynısını geliyorum yine buraya. Yine buradaki butonların boyutu diyorum width 75 height height 25 oluşturduk. Şimdi oluşturduk ama boyutunu oluşturduk. En azından boyutları sabit olacak. Şimdi bakın. Boyutu bir miktar kendine gelmiş gibi aslında ama çok da kendine gelmemiş. Burayı biraz daha çerçevesini yaparsak daha iyi olacak. Geliyorum buraya. Diyorum ki S. Bu biraz geniş olacak. Border. Borders daha doğrusu. New. Hangilerine border ekleyeceğiz?
Sallıyorum. Yukarısına ekleyeceğiz. Sağına ekleyeceğiz sadece. Top. Border'ı ne? Border. New. Bit. 2. Color. Blue. Bu mesela sadece şuranın üstüne ve sağına bir bakın çizgi çekti. Sağına da çekmiş ama biz sağını bilmiyoruz. Bu arada bunun da biraz sağını şöyle yapalım. S helping. Sağ taraftan bu alana boşluk ver diyorum. New hangi taraf? Left. Left ne kadar boşluk olsun? 25. Biraz görünsün yani burası. Tekrar gelsin. Öğretmenler. Bakın boşluk attık ama left bunu niye sağ tarafına atmamış? Ben sağına da at demiştim. Ha doğru ya. Sadece top kısmına atmışım. Aynı şekilde top yerine bir de left. Left'ine de bir tane attık. Sonra geldik. Bakalım. Niye buraya sığmamış bu? Buraya sığması lazım. Gün acaba büyük olduğu için mi? Tamam, orayı biraz şöyle yapalım. 150'ye 50 genişliği de yine aynı şekilde 150'ye genişlik 50 yükseklik. Gerçi bunun şu anda bunun ayarını nasıl yaparım bilmiyorum açıkçası. Otomatiğe bağlaması lazım. Şimdi ben bunun soluna verdim. Neden bunun soluna diyorum? Çünkü buraya mesela şuna yapacağım ya. Ben bunların her birine ne diyeceğim? Top kısmına ekle diyorum. Her biri top kısmına zaten otomatik ekleyecek. Daha doğrusu şöyle alt kısma ekle dediğim zaman bu alt kısma ekleyecek. Bu da alt kısma. Bu da alt kısma. Böyle aşağısı kapanacak. O halde bunun şu kısmına da bir tane atmak lazım. Sol kısmına üst kısmına atsak burası da üste atacak. Burası da üste. Burasının altı boş kalacak. O zaman bunun alt kısmına şuraya da atacağız. Aynısından left bir de bat. Bat. Burası da aynı şekilde geleceğim. Günler içinde bir ne oluşturuyoruz? Çerçeve oluşturuyoruz. Ama bu defa nereye atmayacağız? Top kısmına atmayacağız. Çünkü top kısmının kenarlığı buradan gelecek. Bunun bottom'ı zaten oradan geliyor. Left kısmına atıyoruz. Bakın şimdi daha iyi görünecek örnek çalışırsa. Bunun sebebi şu. İki tanesine birden çerçeve versem mesela bu yukarıya çerçeve atsa. Friday de aşağıya çerçevesi atsa daha kalın görünüyor işin doğrusu. O sebepten dolayı çerçeve boyutu hep aynı ve sabit görünsün istedim. Şimdi ben buraya günleri ve kısıtlamaları eklediğim zaman onlara da diyeceğim ki siz de sol tarafınıza şey yapın. Ekleyin yani bunları. Bunu söylediğimiz zaman otomatikmen zaten her biri sağ tarafa aşağı kısmını ve sol tarafının kısmını dolduracak. Görüntü sabit olacak. Tabii tamamını yaptıktan sonra bazı hataları göreceğiz. Gözden kaçabilir yani bu durumlar. Şimdi bu columns rows bu idi. Bundan sonraki kısım biraz karışık. Şimdi günleri ekledik. Pardon. Biz burada days ekledik ama ben bu days kısmı olmaması lazım.
Ben burayı bir kopyalayayım. Burayı diğer tarafa ekleyecektik. Burası, bakın, selected timetable map timetable hour. Seçili olan ders dağıtımı grubunun ders sayısı. Ne diyoruz buraya? Get signal batch. Bu neymiş bu? Mutable batch i32, tamam. Get. Niye get çalışmıyor ya? Bunun normalde get'inin çalışması lazım. Ben yanlış mı görüyorum? Bu bir integer. Integer olduğu için direkt set get yapabilmem lazım. Set. Gözümden kaçan bir şey mi var ya? Buraya set yapabilmesi lazımdı. Get cloned. Canımı sıktı. Get diyeceğim ben buna inatla. Sıfırdan ders saatine kadar. Get bu bir range olduğu için iteration'a entegre. Sadece hash şimdilik ekleyelim. Mutable batch demişim ben buna ya. Len. Mutable batch'miş. Len. Lock mode. Len. Şimdi. He, çalıştı. Tekrar bir bakalım. Yan yana atmış. Neden? Kalın demişiz aslında. Alt alta atması gerekirken neden yan yana atmış? Yan yana atmaması gerekiyordu buna. Öyle yapalım. Pardon. Kopyalıyoruz sadece. Kopyalayalım. Burada sadece saati yazmak yerine şöyle bir buton eklesin. Çerçeveleri aynı olsun. Sadece batımı sileceğiz. Gerçi bir bırakayım. Siz de bir görün. Buraya günler saatleri yazmayacak. H artı 1 yazacak. Çünkü sıfırdan başlıyor ya, sıfırdan 8'e kadar mesela. Ama buraya sıfır yazmasın, birinci saat yazsın istiyorum. Tab kısmını da siliyorum. Ha, neyse, görelim bir nasıl gösterecek. Yan yana niye yazdı onu çözemedim ama burada işin doğrusu. Label yazdım diye sadece yazı yazdırdım diye yan yana olmaması lazımdı. Bakın mesela burada ben tab kısmını silmedim diye kalın oldu. O yüzden ayarlamak gerekiyor diyorum. Mesela burada tab kısmını sildim. Çerçeveyi sildim. Gelelim. Bakın çerçevenin boyutu düzgün oldu. Şimdi bu bir tane kalındı. Row'a ekledik. Şimdi ben buraya row'un her bir elemanına bu defa öğretmenin kısıtlamalarını ekleyeceğim. Neredeyi? Burası. Burası tablonun olduğu yer. Tabloda row. Row'daki item birincisi host'tu. İkinci kısım items. Items. Items'ın işte burası işin doğrusu biraz işimi bozan kısım bu. Yani tasarlarken işimi kısıtlayan, elimi biraz zorlaştıran kısım bu. Şimdi items diyorum. Ama items'ta benim elimde günler var.
Şimdi günleri eklediysem günleri alt alta eklemiş olacak. Yan yana eklemiş olacak, pardon. Yan yana ekleyecek ama ben onun üstüne bir tane daha eleman ekleyeceğim. Yani her bir gün için bir de saatleri eklemem lazım. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Yani günleri eklerken ayrıca o günlere ait olan öğretmenin limitation'ını okumam gerekiyor. Sıkıntı burada. Yani veri yapısını burada nasıl kullanacağım ve bunu nasıl grafiğin içine yedireceğim kısmı biraz karışık oluyor. Items nasıl ekleyeceğiz? Öğretmenin limitation'ı burada. Diyelim ki biz limitation'ı okuduk. Nerede bu limitation'ı okuma işlemi? Connection'dan mesela geliyor. Create teacher, get teachers limitations demişiz ya. Şimdi create teachers limitation. Öğretmenin verilerini oku demişiz. Bu nerede? Timetables'ta. Create teachers limitation. Burada ben öğretmenin verisi, diğer derste anlattım. Öğretmenin verisi bozuksa onu bir düzeltiyorum. Daha sonra aynı güne ait birden fazla veri varsa onları çıkarıyorum. Daha sonra bunları sunucuya gönderiyorum ve elimdeki bütün öğretmenlere ait olan limitations'ları da düzeltiyorum. Sonra geliyorum teachers limitations'ta bunu ekliyorum. Ayrıca öğretmenin limitation'ı nerede? Çünkü burada bütün öğretmenlere ait limitations'lar var ama biz öğretmeni seçtiğimiz anda ayrıca bir tane de öğretmene ait olan limitations'ı alacağız. Burada oluşturulmuş, gönderilmiş. Bla 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 bla. Limitations'ları bir alaydık. Henüz öğretmene ait limitations'ları almamışız. Bunu nasıl yapabiliriz? Burada öğretmene ait limitations'lar alınıyor. Alındıktan sonra buraya geliyor. Ben buradan şöyle bir şey yapabilirim. Ama yok ya, okumam lazım bir yerde. Bunu nasıl okuyacağız? Limitations'lar elimizde var. Tamam. Teachers. Limitations. Tamam. Buralar tabii sonradan dolacak bu arada. Hepsini yapmışız da daha sonradan dolacak. Get cloned, get k öğretmene ait teacher id, teacher id get. Bu öğretmene ait limitations'ları bana ver. Tabii ben bütün öğretmenlere ait olan kısıtlamaları hashmap olarak sakladığım için, yani her bir öğretmenin limitations'ı hashmap olarak saklanmış. O yüzden burada get kullandım hashmap'te. K olarak da öğretmenin ID'sini verdim. O da bana öğretmene ait olan vektör halinde, dizi halinde teacher limitations bilgilerini versin dedik. Ama benim get TL teacher limitations diyelim.
Bunu buraya atalım. Burası da get TL dedik bu defa. Tabi buraya geliyorum. Let lim eşittir. Bu daha sonra teacher limitations set replace limitations. Niye? Lock mut replace bu. Tamamını değiştir lim ile, tamamını değiştir. Şimdi mismatch types font, ha tabii hashmap bize sadece options veriyor. Burada da yine bir hata verecek. Replace. Yine burada referans verdiği için ben clone referans değil, bana veriyi ayrı ver. Referans olarak verme, çünkü biraz karmaşık olur referans olarak verse. Tamam, şimdi öğretmenin verilerini aldığımızı farz ediyorum. Geliyorum buraya. Burayı nasıl yapacağız şimdi? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Ah, horse. Ne? Değil. Değil mi? IMP'de element. Buraya her biri bir kolon. Column new item day id diyelim. Yiğit kimiydi id? Ulusayız da olabilir. Fark etmez. Ulusayız olsun. Şu güne ait ID alacağız. Geliyorum. Days'in o elemanını alıyorum. Days'in get day ID'sini ver diyorum. Tabii bu bana options veriyor tabii yine. Result daha doğrusu. Ekledik. En başa günü eklemiş olduk. Daha sonra horse, bana horse'u vermesi lazım bugün. Bir de horse olacak. Bu da fetch bool türünde bir şey. Buraya geliyorum. Items bu defa. Ama items signal olduğu için işte burası biraz işi bozuyor. Esas olay da zaten buralarda ortalık karışıyor diyorum ya. Şimdilik items yapayım, en azından göstermesi açısından. Daha sonra bunu sinyal haline getireceğiz. Daha önce bahsetmişimdir. Items olarak eklediğimiz zaman burası render edildikten sonra artık değişmiyor. Değişmez. Eğer burası değişecek bir veri alanı ise items signal kullanmamız gerekir. Tabii eğer normal bir primitive type ile değişecekse item signal. Eğer çoklu bir eleman ekliyorsak item signal batch kullanıyoruz. Ama şimdilik ben items'ı ekliyorum. Buraya da horse map horse iter. Vektör doğruca iteration'a entegre değil. O yüzden iter kullanıyoruz. Iteration oldu. He. Ama burası bir miktar farklı. Nasıl farklı? Burası da yine bir buton ama arka planı biraz farklı olacak. Arka planı her bir saat için, tabi burayı da değiştireceğim, burayı da buton yapacağım bu arada. Buton ekle, çerçevesi şu olsun, bir de bunun lefti top kısmı yok, top kısmı burada olacak. Bunun lefti olacak mı? Left olacak mı? Neyse, daha sonra buraya bakarız.
H artı 1 değil. Bu bir boolean olduğu için zaten H artı 1 yapmayız. Buradaki H şundan bahsediyoruz. Şu. Burası boolean. Açık veya kapalı. Dolayısıyla ben geliyorum. Label kısmı aslında olmayacak. Dolayısıyla burası çalışmaz. Buraya sadece ne ekleyebiliriz? Items. Buton eklesek bizden label isteyecek. Labeli şart koşuyor çünkü. Başka bir eleman yok muydu? Label desek label de label isteyecek. Hepsi label istiyor. Uygun bir şey yok. O yüzden labeli şimdilik bir boş bırakalım. Şöyle bırakalım. Arka plan rengi. As background new color signal. Belli bir veriye göre gelecek bu. Şimdi color signal neye göre? H. Ama işte bu arka plan şu an signal yine kullanılamaz. Çünkü bizim horse düz vektör. Oysa olması gereken mutable batch. Mutable batch tabi bu bir teacher limitations'ten geldiği için aslında direkt yine kullansak çalışmaz işin doğrusu. Çünkü her defasında ben buraya bir tane clone göndereceğim. Clone buradaki veriden, şuradaki veriden bağımsız olacak. O yüzden aslında çok da mantıklı değil. O zaman ben direkt bunu buraya mı yazsam? Teacher limitations. Map signal batch clones items signal batch clones map. Bir de bu row. Evet, row. Neyse, buraya for enumerate ekleyelim buna. Bana hem index numarasını versin hem de for'u versin. Hatta aslında gerek yok yok. Enumerate'e gerek yok. Geliyorum buraya. Bir tane buton en başa ekliyorum. En başa butonu ekledikten sonra olur mu ki? Color new item bu item buton tamam borders tamam labeli ne how day elemanı ama bu integer olacak. Şimdilik böyle kalsın. Tabii bu şuraya bakalım bu nerede? Şurada bir tane daha olması lazım. Sonra items horse map iter map yine buraya lim desek daha mantıklı olur. Limitations, limbs diyelim. Limbs day, limbs for items yine buradaki butonun aynısı ama color as
Background, new, color, color ne olacak? Şöyle diyorum. Sinyale göre mi olacak? If limbs day, pardon. Burayı silelim. Şimdilik burası boş kalacaktı. Burayı sil. If kaş ise blue beş. Burası biraz karmaşık oldu. Şöyle biraz açalım. Background'u açalım. If'i de açalım. Hatta buna gerek yok. Burayı silelim. Şunu da şöyle bir şey. Else gray gray 5. Bir bakalım. Tamam. Okey. Şuraları bir silelim. Bu bize yaramadı. Tamam. Başka. Temporary. Tahmin ettiğim gibi. Burası şöyle bir şey. Teacher limitations bir statik. Statikten get cloned'u ben aldım. Aldım ama bu bir statik veri. Daha sonra ben bunun üzerinden get metodunu çağırıyorum. Get ile bir şeyler oluşturdum. Aldım. Bir şekilde veriyi aldım. Ama en sonuna unwrap koydum. Yani oluşturulan verinin escope'u unwrap'tan sonra aslında gitmiş oluyor. Yani nasıl desem püf oluyor. Puf olup gidiyor yani. Escope'undan dolayı, borrowing olayından dolayı. Yani geçici olarak bir şey oluşturuluyor ama sonra onun yaşam ömrü bitiyor. Dolayısıyla ben aslında herhangi bir veri elde etmiş olmuyorum. Şimdi bunu böyle yaparsak bir bakalım. Şimdi de buraya geliyorum. Let lim eşittir lim unwrap yapıyorum. Get cloned. Whatmut mu yapsak? Statiğini bana verdi. Sonra burada öldü o zaman. Burada bitiyormuş. Ben yanlış yere hesapladım. Burada yaşam ömrü bitiyor. Nerede? Burada bir şey söylüyorum. Şöyle diyor. Şurada diyor bir tane al. Get cloned'unu al. Daha sonra burada diğer kısımlarını çağır. Yani iki defa bir nevi allocate işlemi gerçekleştiriliyor. Yaşam ömrü uzamış oluyor. Get cloned burada oluşturulduğu için kendi yaşam alanı biraz daha genişlemiş oluyor diyor. Ama bazen bu hatayı anlıyorum. Bazen anlamıyorum. Yalan yok. Bir bakalım. Unwrap. Unwrap. Şimdi oldu. Yaşam ömrünü uzatmış olduk bir nevi. Şimdi tekrar başlayalım. Öğretmenler. Ups. Kesin bir yerlerde çökme var. On a known value. Nerede? Limitations 22'de. 22.
Demek ki öğretmene ait limitations gelmemiş. Unwrap or default. Ama bu da olmaz. Default bizde yok. Niye, bu öğretmene ait veri yok mu? Var. Bu öğretmene ait veri var. Yanlış öğretmeni mi seçiyoruz? Öğretmenleri seç. Yine aynı yerde hata. Yani verisi yok öğretmenin. Tekrar geliyoruz. Create teachers limitations. Neredeymiş bu? Timetables'ta. Create teachers limitations. Ben buna limitations'ları gönderiyorum. Güne göre sıraladık. Burada nerede hata olmuş? Burayı şimdilik anlatmayacağım ama mantığını zaten aslında söylemiştim. İşte gün eksik olabilir, saat eksik olabilir, uyumsuz olabilir. Bunun üstünden gelebilmek için ben de kontrol etmişim. İşte teachers'ları aslında CLSS yazmışım ama teachers aslında bunlar. Her bir teacher için limitation'ı bu. Sonra 7 günü var mı? Eğer bu 7 gün varsa ve bunun saat sayısı işte ders grubunun saat sayısıyla eşit değil ise shift true yap, break at. Sonra eğer zaten hiç yoksa, o güne ait hiç veri yoksa yine shift true yap, break 8. Sonra eğer shifted true ise demek ki veriler bozuk. O zaman ben diyorum ki işte bu limitations'ta öğretmene ait bütün verileri iptal et, sil. Sonra create teacher limitation, bu nerede? Timetable'da. Şimdi create teacher limitations. Geliyoruz buraya. Create teacher limitation diyoruz. Create teacher limitations dedik. İyi de bu hiç gelmiyor o zaman. Create default in. Create default create create teacher link. Tamam, teacher link'i oluştur demişiz. Burada da aynısını söylememiz lazım. Ne demişiz burada? Create teacher lim user ID'sini oluşturmuşuz. O halde ben buraya user ID'yi gönderirsem bana bunu söyleyecek. Yani öğretmene ait bir veri yoksa geliyorum match, pardon, if let none. Yani bu öğretmene ait bir veri yoksa, lim yoksa öğretmenin ID'sini gönderiyorum. Şurası ID'si. Create teacher, create teacher lim user ID, az önce yazdığım şey dedik. Buraya let l diyelim. Buraya geldik. Limitations değil de artık l diyoruz. Tamam.
Buraya else az öncekinin aynısı. Mismatched. Lim unwrap. Tamam. Ters yaptık. Şöyle yapalım. Bir şeyler varsa some ve limbs, burası da limbs, yoksa le. Bakalım. Bugünlük en azından buraya kadar devam etsek yeterli çünkü bayağı uzun bir video oldu aslında bu. Sonsuz döngüye girdi. Sonsuz döngüye girdi. Sebebi şu. Ben burada create limitation'ı çalıştırıyorum. Create limitations oluşturduğu öğretmenin verilerini sunucuya gönderiyor. Sonra sunucu şurayı çağırıyor. Nerede? Şurada. Burada çağırıyor. Teachers limitations'ı tekrar kontrol ediyor. Tekrar bunları çağırıyor. Tekrar teachers limitations'ı set ediyor. Teacher limitations nerede? Burada. Ama sürekli set news göndermiyoruz ki. Neden? Bir bakmak lazım. Burada bir şeyler neighbors on table teacher available virus foreign key constraint group IBFK is not present in table class groups. Class groups mu? Evet, tamam. Class groups dediği grup. Burası backend tarafı ile ilgili bir şey. Ama şey de bozuk. Yani buraları da tekrar düzenlemem lazım. Limitations kısmına buraları almam lazım. Hatta bunu biraz daha düzgün yapmak gerekiyor. Bu dersi burada bitirelim. Çünkü uzadı dediğim gibi. Diğer kısımlarını zaten o hataları görüp tekrar düzenlemek istiyordum. Çünkü çok çorba gibi olmuştu. Onu da bir sonraki derste düzenleyelim. 2 saate varmasın ders. Yarın yine boş vaktim orada bazı şeyleri düzenleriz. Bu ders burada bitsin. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.